kalbin kimde durursa dursun. Saygın yetmez mi bana? Sevgin içilmez mi kana kana? Seven olmasaydım, solmasaydım da, beni sarsmasaydın, yakmasaydın, çarpmasam ki başa kalkmasaydın. Seven olmasaydım, solmasaydım da, beni sarsmasaydın, yakmasaydın, çarpmasam ki başa kalkmasaydın. Seveni arıyorum, gören söylesin. Gidene yanıyorum, gelen gitmesin. Aşkı tanıyorum, uzak durmasın. Ele kanıyorum, tuzak kurmasın. Seveni arıyorum, gören söylesin. Gidene yanıyorum, gelen gitmesin. Aşkı tanıyorum, uzak durmasın. Ele kanıyorum, tuzak kurmasın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika. Teşekkür ederim. Bir gitarda bir insana bu kadar yakışır ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok vallahi güzel. Belki sona doğru bir tane daha hep birlikte böyle beraber ve koro şarkılar yaparız. Olur inşallah. Ben vallahi de onu konuşacaktım aslında. Mümkün oluyorsa hep beraber bir söyleyelim. Yaparız tabii ki. Gerçekten. Niye olmasın? Vallahi yaparız. Çok güzel olur. Hazırlayın gırtlaklarınızı birazdan gelecek. Peki Eyüp Koçak sormuş Necati Şaşmaz'a. Aslan Akbey gibi birini yetiştirip tahtı ona bıraksa. Nasıl? Aslan Akbey gibi, yani Aslan Akbey'in kendisine yaptığı gibi birini yetiştirip tahtı ona bıraksa diye bir senaryoya müdahil olmak istiyor Eyüp Koçak. Ne dersin, böyle bir şey düşündünüz mü hiç? Aklınızdan geçti mi? Yok ama düşünceleri vardır belki de. Yani 7 yıl sonrasını düşündükleri gibi işte Baron'un öleceğini falan daha ilk günden biliyorlar. Kesin vardır bence. O yüzden düşünceleri vardır ama bunu hiçbir zaman paylaşmazdı. Paylaşmayanlar kimler abi? Senaryo ekibi. Sen senaryo ekibiyle hiç böyle mesafeli misin? Küs müsünüz? Hayır, küs değilim. Benim kardeşim, dostlarım, arkadaşlarım onlar. Biliyorum. Tabii ki önerilerde, tavsiyelerde bulunduğum olmuştur. Yalnız onların kesin kati düşünceleri vardır. Onlar değişmesi çok zor. Biraz klasik adamlardır arkadaşlar. Her ne kadar modernitenin içerisinde de olsalar klasizmi bırakmış da değillerdir. Bir Polat bakışı atsan? Yok, orada sökmez çünkü beni çok iyi tanıyorlar. Acaba espri mi yapıyor diye düşünebilirler. Memati'yi göndersen o zaman espri olmadığını anlasalar. Memati hayırdır, neye geldim buraya, bir şey mi oldu falan diyebilirler. Anladım, tamam. Yani demek ki yani orada başka bir konsey var. Karıştırmayalım evet, o evet. Konseyi. Ama çok akıllarından tatlı gidiyor, onlar yazabilirler. Belki vardır, belki yoktur. Ne desem yanılır. Çok güzel. Tam ortadan gittiniz. Çok enfes, enfes bir yanıt oldu. Acayip bir şey. İpek sen komedi denedin mi? Yok, çok istedim oynamayı. Niye, yakışır hiç da sana? Hiç gelmedi. Bir de ben çok eğlenirim de, yani setlerde de eğlenirim. Ama hiç öyle bir şey gelmedi. Hep ağlayan, üzgün. Şimdiki karakterim biraz daha neşeli bir yere kadar. Ha, bir yere kadar, evet. O da şeye kadar hani evet. Belli bir yere kadar gidecek. Ama bunu denemekte fayda var. Bir Şehnaz Tango'da vardın galiba. İlk öyle başladı zaten. Orada Şehnaz mıydın, tango mu? Tangoydum orada. Tangoydun. Hı-hı. Ve çok iyi ve bir tangoydun. Ve Keş de vardı orada. Ya bana da biple. Ya evet, burada da lütfen ya. Ya burada pozitif ayrımcılık yapın biraz canım. Kadınların yanında olalım ya. Allah Allah. Peki. Soner şeyi merak ediyorum ben. Şimdi hakikaten iyi müzisyenler, iyi müzisyenlerin çoğunluğu da dizi müziklerine el attı. Hı. Sen bu anlamda herhangi bir çalışma yaptın mı ya da yapmayı düşünüyor musun? Yapmadım, yapmayı da düşünmüyorum. Dizi izliyor musun? İzlerim. Hangilerini? Kelebekler Vadisi'ni izledim. Kelebekler Vadisi. O müthiş bir Necati Şaşmaz. O kaldı, tekstik dediğiniz gibi. Kurtlar Vadisi'ni izliyorum. Uzun bir süredir takip ediyorum, çok yakından. Yeah.
Muhteşem Yüzyıl'ı izliyorum. Uzun zamandır zaten çok dizi izlemeye konsantre olabilen bir insan değilim. Yapı meselesi. Elbette. Yoksa başka bir şey için değil. Onu kastetmiyorum. Ama bu iki dizi benim hep merakta bırakan, tahminlerimi yanıltan ve beni şaşırtan diziler olduğu için. İnsanların, sonuçta ben televizyon izlerken bile şöyle düşünüyorum Mesut Bey. Mesela o 5 dakikamı bile gerçekten hak eden insanlar için ayırmalıyım ben, öyle düşünüyorum. İşine bu kadar sahip çıkan, işini bu kadar ciddiye alıp beynini veren ve beni yanıltan, şaşırtabilen insanlar saygı duyuyorum ve takip etmeye çalışıyorum. İster televizyondan. Nasıl buluyorsun? Çok iyi buluyorum. Mesela hani şimdi senin konuşma tarzında Gökhan Kırdar'ın konuşma, yani sükuneti, tavrı dinginlik aynı. Evet. Birebir o dinginliği birebir onda da gördüm. Çok sende de gördüm. Çok beğeniyorum. Çok etkili buluyorum. Ve ancak bu kadar etkili olabilirdi diye düşünüyorum. Yani evet, bazen dizinin önüne çıkıyor müzik. Evet. Evet. Ancak bu kadar olabilirdi. Şu ana kadar bir albüm, çok affedersiniz. Ben özür dilerim. Şu ana kadar bir albüm şarkısı toplamından fazla bir adette şarkı sevildi. Evet. Kurtlar Vadisi'nde. Hani bir albüm olsaydı bu, bir Kurtlar oldu. Vadisi bir şarkıcı olsaydı. Ha, şarkıcı olsaydı. Ve o zaman bütün albüm patlamıştı yani, öyle söyleyeyim. Evet. Çok evet. Önemli bunlar. Cendere çok önemli klasik şeyler. Ya işte şu girişimiz. Evet. Kim duysa. Ama çok doğru bir şey söylüyor. Ezbere biliniyor yani. Doğru diyor. Sahneyi aslında olduğundan çok daha yukarı çıkarmaya ya da olduğundan da aşağı indirmeye yeteneğine evet. Sahip bir şey dizilerde, müzik ve filmlerde. Dizilerde müzik kolektif yani işler yani. Görüntü ve ses birleşince artısı oluyor şey müzik orada. İyi müzik. Ağlamak isteğini öncesinden size veriyor. Ya da burada işte espri yapacak diyor. Sizin biraz zaman şey olmuyor ama denk düşmüyor ama o sinyali verdiği zaman seyirci onu almış oluyor. Orada daha çok sıkı geçirdi bizi. Çok sıkı bir espri yaptı ama bizim efektör uyuyordu. Estağfurullah. Şey diyeceğim ben. Zaman denk düşemedik. Eskiden ofislerde çay için böyle basarlardı ayaklarının altına. Hani öyle bir şey olsa abi sen olsa da siz hani buradan ya adam, bizim kontrolümüz adam, olsa. Tamam geliyor. Sizin kontrolünüz olsa. Yeni demleniyor. Seyirci olsa kendi tarafı. Adam 80 çay dedi. Bu arada evet yani eğer size çay getirmek isteyen seyircilerimiz varsa Necati Şaşmaz bekliyor. Alsınlar demliklerini, gelsinler. Yerimiz belli. Ya güzel, vallahi güzeldi. Hemen sorulara biraz bakalım. Necati Bey günün kaç saatinde kendini Polat Alemdar gibi hissediyor? Var mı böyle bir şey zaman zaman? Tabii sahneyi çekerken genelde öyle hissetmeniz ne gerekiyor. Ne kadar çekimler ya? 90 dakikayı da geçiyor. Haftanın yarısı Polat gidiyor. Da geçiyor. Evet. Onun senaryosunu çalışıyorsunuz, okuyorsunuz, işte gidip sahnede oynuyorsunuz. Ama biz, İpek Hanım da bilir yani, esprilerimiz hani bir makine olsa susmaz herhalde orada. Düğmeye basmaktan sette adam yani. Yorulur tabii. Böyle o, baksana, konu hep dolaşıp o makineye geliyor yalnız, dikkat ediyorum. Tabii ki. Abi çay istedim gelmiyor, ne yapayım? Makine düğmeye bastık, adam kafa gösterdi, sıkışsa vermeyeyim birazdan katliam çıkacak. Başka da bir şey diyemiyoruz. Peki hani abi kardeş sonuçta bir aile şirketleri evet. Bir yandan. Zaman zaman ters düşünüz oluyor mu? Tabii ki. Yani ama o tarafı da güzel. Sahnede anlamadığım, zorlandığım bir şeyde soruyorum. Yani tıkandığım bir yerde. Diğer kardeşim yönetmen, mesela küçük kardeşim Zübeyir. Çekerken zorlandığım, hayır burada ne demek istiyor ya da bunu neden bunu şöyle yapıyoruz? İşte açısal anlamda biraz bilince de herhalde bilmişlik taslayan duruma geçiyorsunuz. Küçük kardeşimi üzülmüşlüğüm olabilir yani bu anlamda. Ya orada abilik şeyi de geliyor. Tabii o da var. Vicdan falan geliyor. Ama nihayetinde oyuncuyum. Haddimi de bilirim yani ne yapmam gerektiğini. Çünkü o rejisördür. Ne derse onu yapmanız gerekir. Ama bu ters düşmeler de tartışmalar bizim ailede güzel tarafı neticesinin daha iyisinin olmasıdır. Çünkü ben fikrimde sabit olarak ya da o fikrimde sabit olarak kalmayıp her ne kadar birbirimize fikri sabit gibi görünsek de ayrıldığımızda düşünüp başka bir çözümle ortaya çıkarız. Ki o her ikimizi de tatmin edici ve dolayısıyla da yansıdığında daha mutmain olan bir seyirciyle karşılaşan güzel bir iş olmuş olur. Bu çözümün içinde Haydar var mı böyle?
sopa. Arkadaşlar yepyeni bir çözüm geldi kardeşlerim, elimde duruyor o da dil sopası. En keskini, yani bıçak yarası geçer ama dil yarası geçmez. Birbirimizi gerçekten üzmüşlüğümüz vardır. Ama aile içi olduğu için bunlar çabuk tamir edilen şeyler. Şimdi zaten hani bu söylediklerinizden sonra öyle küslük müslük de kalmadı. Bütün o tarih... Yok, küslük hiçbir zaman olmaz. O tarihi unutuldu zaten. Tabii, tabii, hani, yani tartışma kültürümüz güzeldir. Hayır, ben küslük asla olmaz bizde. Bu da önemli. Peki biz de biraz da set dedikodusu yapalım. Nasıllar şeyde sette? Anlattığı gibi mi yoksa hani? Evet, çok eğleniyoruz. Eğleniyorum yani, ne söyleyeceğini merak ediyorum. Çok eğleniyoruz biz. Hep. Çok eğlenirsiniz. Hep ama. Güleriz. Yemekler taze çıkar, çay hep tazedir. Çayımız çok çok süperdir, bak gelin. Hatta Hakan'ı buraya mı getirseydik? Hakan'ı buraya getirseydik. Şimdiye çay gelmişti. Çok güzel sohbetler olur. Ya biz önce masada bir okunur, edilir şey, senaryo, hani beraber çalışırken. Ha, birbirimize okuruz, üfleriz önce. Öyle, çok iyi gider öyle işler. Silahlar sıkılır karşılıklı. Ama ay, çok ilginç bir şey, hangi televizyonu, hangi programa çıkarsam bana şu soruyu soruyorlar. Necati gerçekten öyle mi? Yani sürekli var bu soru. Öyle mi? Gitmediğim başka bir program yok. Yani böyle bir soru almadığım bir program yok. Israrla Necati'yi korumalarla gez. Ya espri yapacaksan bekle şu cümleyi bitireyim, toparlayayım mı? Cümle hazır ol. Yapmayacağım. Yani toparlayamıyorum. herkes onu korumalarla gezip gezmediğini soruyor bana. Gerçekten silahı var mı diyorlar. Yani böyle şeyler yok. O zaman kırmayayım ben sizi, ben de sorayım. Yok, gerçekten silah var mı? Gerçekten yok, korumalarla dolaşıyor. Yok, olsa dükkansız. Olsa dükkansız. Tam tersine sizin varmış meğersem. Böyle enteresan bir şey var. Mesela bir araştırmamızda... Ama küfre girme ne olur ya. Ona niye mı girecektim? Küfre girme efendim ya. Küfre ve gayba girmeyiz. Bizde öyle şeyler yok. Tamam. Türkiye'de kadın olmak ayrıcalık demişsin bir röportajında. Nasıl yani? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Varsa öncesi sonrası belki hatırlayacağım. Vardır mutlaka ya. Muhakkak. Olmuştur. Şimdi çıkartırım onu da. Bak. Türkiye'de kadın olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Abi çay geldi. Aha. Oo, flash haber. Kadın olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünebilirim. Türkiye için bunu. Düşünemiyorum. Düşünmedim yani, şey yapmadım. Şimdi çaylar geldi. Ben size o servisin yapılabilmesi için bir zaman kapsülüne biniyoruz ve sizi alıyoruz. Dün geceye götürüyoruz. Sonra hemen geri getireceğiz. Sadece buradaki çay servisi için idare ediyoruz. Hafta içi her gün birbirinden ünlü isimleri konuk ettiğimiz stüdyomuzda dün akşamki konuklarımız Heberler ekibiydi. Bir de şimdi Mesut'a. 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 Mesut'a.